Kendini yakışıklı zanneden çirkin erkekler. Güzel kızlardan uzak durun. Güzel kızlar benim gibi aslanlar için yaratıldı. Yakışıklı olup da. Her ünlüyü yakışıklı yaptınız be. Makyajsız gelsinler, benim gibi özgüvenli olup gelsinler, şurada video çeksinler de ünlüleri görelim tiplerini. Kendilerini yakışıklı zannediyorlar ha. Tüm yakışıklılara meydan okuyorum. En güzel kızları ben alacağım. Beni kilo verdirtmeyin. Öyle magazinden çıkıp da kendinizi bir halt zannetmeyin. Hiçbirinizde tip olmadığını biliyorum. Kilo verirsem hiçbirinize kız kalmaz. Allah şahit. Acıdığım için tüm erkeklere, kendini yakışıklı zannedenlere, tamam mı? Haddinizi bilin. Yolunuzu bilin. Çirkinseniz çirkin kızlarla sevgili olun. Dünyaya baş kaldırıyorum. Bir tek Allah'a boynum kıldan incedir. Haşa. Ben her zaman Allah'a inanıyorum. Güzel kızları alacağım. Unutmayın. Güzel kızlardan uzak durun. Gidip kezban bulun. Zorunda mısınız be güzel kızlarla sevgili olmaya? Anneniz babanız zengin diye, villada video çekiyorsunuz diye çok mu akıllısınız? Bir zengin olmuşsunuz, eviniz var diye. Bizim Lamborghini'miz yok. Yüreğimiz var. Ben güzel kızları seviyorum. Uzak durun onlardan. Güzel kadınlar melektir. Kadınlara şeytan diyense benim gözümde insan değildir. Değil abi, değil. Değil. Allah'ım, sen güzel kızları benim için yarattın. Bunu biliyorum. Ama ölümler oldu, küfürler oldu, karısını döven oldu, tecavüz eden oldu. Hani yeter artık kadınlara tecavüze, dur diyorum artık. Günah. 18 yaşındaki kızlara zorla şey oldu, zorla sahip olundu. Ulan para 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 diyorsunuz da bunun öbür dünyada hesabını verebilecek misiniz? Ben de hesap vereceğim, evet. Bu zamana kadar hayatımda hep güzel kızların çirkin erkeklerle ayrılmasını istedim Allah'tan. Dua ettim. Şimdi diyeceksiniz ki bu beddua ediyor. Ulan beddua değil, dua ediyorum. Sadece istediğim Allah'tan. Güzel kızları Allah çirkin erkeklerden ayırsın. Bıktım artık. Tipinize bakmadan güzel kızlardan uzak durun. Zenginseniz 10 trilyonluk adamsınız lan. Ne olmuş? Zenginseniz çok mu önemlisiniz he? Kanadınız mı var? Nerede kanadınız? Allah sizi bunu tapulu olarak mı yarattı? Her şeyimiz kayıt oluyor Allah'a. Melekler yazıyor. Benim şu an her konuştuğumda onlar da yazıyor. Meleklerin bile vicdanı varsa, ki biz insanların da var. Bence kötülerde azıcık vicdan yok. Olsa tecavüz etmez, hırsızlık yapmaz, adam olur, insan olur. Hırsızlık yapmayın. İnsanların kalbini kırmayın. Tipinize bakmadan güzel kızlarla sevgili olmayın. Az Allah'a inanıyorsanız güzel kızlardan uzak durun. Onlar benim hakkım. Yazan Mustafa Kaya, dünyanın en yakışıklı erkeği. Aynada tipinize bakın. Ondan sonra kendinizi bir sorgulayın. Paranız için kızlar mal değildir, oyuncak değildir. Kızlar aşktır. Kadınlar her zaman değerlidir, tamam mı? Kadınları dövmek için almıyoruz biz erkekler. Onlar esirimiz değildir. Ben aşk adamı olarak yaratıldım. Odundan anlarım ama kadına çok değer verip kadını her zaman severim. Kadınlar değerlidir. Kadınları ben dünyanın merkezi olarak görürüm. Sonuçta yaradandan başka haşa kimse büyük değildir. Neyse, Allah'a emanet olun. Yeter artık. Bıktım. Zenginseniz zenginsiniz be.